eklediğimiz videoyu önce keselim, daha sonra da bir geçiş ekleyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle zaman çizelgesine eklemiş olduğumuz bir video var. Bunu zaten görebiliyorsunuz. Önceki videodan bunu yapmıştık. Hemen üstünde video düzenleme araçlarını görüyorsunuz. Burada kesme, geri alma, ileri alma, seçim aracı gibi farklı özellikler var. Şimdi biz buradan kesmek için kullanacağımız bir araç var. Videoyu ortadan ikiye kesiyor, trim yapıyor kısacası. Şimdi videonun kesmek istediğimiz bölümüne geliyoruz. Videoyu oynatıyorum. Mesela video nereden başlasın istiyorum? Tam viraj kısmından. Evet, burada durduruyorum. Şu kesme aracına böyle kontrol B'ymiş kısa yolu. Ben Command B kullanıyorum. Çünkü macOS kullandığım için Command B ya da buradaki simgeye direkt tıkladığınızda kesecektir. Şimdi bu bölümü üzerine tıklayıp geri tuşuyla silme tuşuyla sildim. Ortadan kaldırdım. Ctrl Z ile geri geldim. Sağ tıklayıp da sil diyebilirsiniz. İkisi de aynı işe yöntemi sağlıyor. Bundan sonra videoyu oynattığımda artık o bölüm yok. Şu virajın bittiği kısım var mı? Evet, virajın bittiği kısma da bir geçiş eklemek istiyorum. Şöyle geldim. Evet, tam burada durdurduğum Ctrl B yapıyorum. Ctrl B yaptıktan sonra gördüğünüz gibi videoyu kestim. İsterseniz şuradan seçim aracını alıp isterseniz A tuşuna basıp ki birçok programda evrenseldir bu. A tuşuyla genelde seçim ekranına düşer, B tuşuyla keser. Videoyu gördüğünüz gibi ayırmaya çalışırım ama şu an ayrılmıyor, yapışıyor yani o boşluğa. Şurada ana parça mıknatısını kapat. P tuşu var kısa yol. Buna bir kere tıkladığınızda artık onu yapışmayı, mıknatıslanma olayını kapatıyor. Araya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Buna dikkat edin. Mıknatıslanmayı tekrar açtığımda oraya yapışıyor. Şimdi tabii buraya bir geçiş ekleyeceğiz. İmlecimi, zaman çizelge imlecimi tam kesim yaptığım bölgeye getirdim. Tahmin edin soruyu ben size sorayım. Siz cevaplandırın videoyu durdurup. Geçişi nereden ekleriz? Evet, kısaca hemen cevap verebildiyseniz program oldukça basit ve kullanışlıdır zaten. Üstteki menülerde geçiş var. Uzat, onun dışında bulanık, renk kusuru gibi farklı şeyler var. Kaplama denen bir şey varmış. Bozulma. Yani burada genelde böyle çok efektif şeyler kullanılması önerilmez. Basit geçişler olması daha iyi olur. Şöyle bir bulanık var ama bu bulanık hoşuma gitmedi açıkçası. Sağ alt diyor. Evet. Şöyle bir geçiş galiba koyduk. Kenarlarından da biraz büyütelim. Şimdi tıkladım. Ekrana lütfen oynatıcı kısmını takip edin. Hop. Hemen bir sonraki kesilen bölüme geçmiş oldum. Bu bölümde kesmeyi gösterdim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.